ilişkilere dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi şu. Biliyorsunuz hem Cevdet Yılmaz'ın hem AK Parti Grup Başkanı'nın emeklilik sistemiyle ilgili, emeklilerle alakalı bir takım açıklamaları vardı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi diye bir şey çıkacaktı karşımıza. Sonra bu 2024 2025 yılında emekli olacaklarla ilgili çalışma yapıldığı detayları konuşulmuştu. Abdullah Güler hepsi için olmayacak, bir kısmı için olacak falan demişti. Bu birinci kısmı. Öncelikle Vedat Işıkhan dedi ki ya bizim böyle bir çalışmamız yok. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili. Bakın ne oldu? Bir ayımız bununla geçti. Bir ay bunu konuştuk. Bu bir. İkincisi, diğer yandan 2024'te mi emekli olacaksınız, 25'te mi emekli olacaksınız? Bu herhalde 2 ay konuşuldu. Günün sonunda ne oldu? Vedat Işıkan'ın açıklamalarına baktığımızda Vedat Işıkan lafı geveledi, tam bir şey söylemedi. Herhalde bununla ilgili de çalışma yapma niyetleri yok. Bununla ilgili çalışma, bu korkunç bir şey bir kere, onu size söyleyeyim. Bu 2024'te mi emekli olmuş, 25'te mi emekli olmuş meselesi 24, 25 yılından sonra emekli olacak, yani 25 dahil emekli olacak herkese etkileyecek bir mesele ve bununla ilgili Vedat Işıkan diyor ki emeklilik sistemini bozmayalım. Şu an bozulduğu için böyle oluyor, şöyle oluyor falan bir çalışma olmayacağı detayını veriyor. Emekliler kısmına gelecek olursak, bakın burası kritik. Şimdi önce Vedat Işıkan diyor ki emekli maaşı ancak şu şekilde artar. Ne kadar çok sistemde kalırsa işte hem çalışanlar hem emekliler, çalışan emekliler falan ne kadar çok sistemde kalırlarsa, prim öderlerse işte o zaman emekli maaşı artar diyor. Şimdi bu ne demek? Buradan ne söylemeye çalışıyor? Bu konuşmasının içerisinde eli ayağı tutan emekli çalışsın mesajlarını da falan veriyor. Sağlıksal tavsiyelerde bulunuyor falan. Sonrasında şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki emeklilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda çalışmamız var. Bizim temel hareket noktamız emeklilerimizin mevcut haklarını korumak, hatta bunu geliştirmek diyor. Yani hem bir yandan maaşların artması için daha çok prim ödenmesi lazım, sisteme daha çok para verilmesi lazım, primlerin daha çok artması lazım diyor. Diğer yandan da bizim bu tarzda işte yaşam standartlarını arttırıcı çalışmalarımız var diyor. Kafa karışıklığını ben yorum olarak şöyle görüyorum. Bence Vedat Işıkan da net bir fikre sahip değil. Olası Ocak ayında yapılacak bir çalışmayla alakalı. Neden? Çok acı bir şey. Türkiye'de bence doğru düzgün bir planlama yok. Emekliler özelinde konuşacağım. Emeklilerin işte zamları, emeklilerin durumları ile ilgili bence doğru düzgün bir planlama yok. Günlük kararlar alınıyor. O günün siyasetine bakılıyor. Muhalefetin durumuna, erken seçim baskısı var mı? Üzerimizdeki durum nedir? Ne kadar tepki alırız? Nasıl bir sürece gireriz? Kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Onun neticesinde hareket ediliyor. Emin olun hiçbir emekli ses çıkarmasa, bir şey söylemese yani daha da kötüye gider gitgide. O yüzden Bakan Bilgin'in açıklamalarını tabii ki kendi planları, programları vardır. Bakan Bilgin'in açıklamalarını ben kafa karışıklığı olarak değerlendiriyorum. Bir. İkincisi ise daha önceki dönemlerden ders almışlar. Daha önceki dönemlerde neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü daha önce bazı çalışmaları yaptıklarında ya ağızdan kaçırma mı diyelim, ya farklı yerlerde konuşma mı diyelim, bunu söylüyorlardı. Biz bunları aylarca tartışıyorduk ve sonra bir bakıyorduk ki o çalışma yok. Yapmıyorlardı. Büyük bir tepki geliyordu falan. Şimdi belli ki bir şey olursa, sıkıntı olursa, yarın çok büyük bir tepki gelirse biz bunları bir kenarda tutalım. O tepkiye göre hareket ederiz diyerek bunları bir kenarda köşede tutuyorlar. Mesela işte tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili bir çalışma yapıyorlar. Ama şimdi diyor ki bakan ya böyle bir çalışmamız yok, ama yarın öbür gün bu olgunlaşmayacağı olmayacağı anlamına gelmiyor. 2024-25 için de böyle. Ya da diğer yandan işte emeklilerle ilgili olası bir işte seyyanen zam olursa, refah payı olursa ya da farklı bir çalışma olursa biz çalışmamızı hazırda tutalım, hemen sunarız gibi bir sürece girmişler. Net bir cevap vermiyorlar. Net bir cevap vermiyorlar. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarında bu açıdan görmek lazım. Diğeri ise, şimdi dün sormayı unuttum. Kusura bakmayın. Çok haklısınız. Hani bana gelen bir bilgi dahilinde değil de sizin yorumlarınıza da bakarak o kadar çok konuştuk ki yani buna sıra gelmedi. Bakan diyor ya, yani emekliler arasında emeklilere bazı tavsiyelerde bulunuyor ya. Bakın o tavsiyeleri kısaca paylaşmak istiyorum. Emeklilik bu en garibi zaten yani. Emeklilik sonrası ortaya çıkan semptomları da hesaba katmamız lazım. 1-2 ay dinlendiğimizde vücudumuz nasıl bir sağlık riskiyle karşı karşıya? Hep şöyle bir şey var ya, eş dost arasında konuşuruz. Ya bu kişi çalışıyordu ama çalışmayı bırakıp emekli olduktan sonra hasta oldu falan diye. Bunu atıfta bulunuyor. Diyor ki işte elimiz ayağımız tutuyorken çalışmaya devam etmemizin faydalı olacağını düşünüyorum diyerek aslında emeklilere de bir yandan şey diyor, çalışın yani. Hani bakın bizden çok böyle
öyle bir şey yapmayın. Umut içerisinde olmayın. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Siz diyor çalışın. Yani böyle bir akıl veriyor da şimdi şöyle bir sıkıntı var kıymetli izleyenler. Sizin de tam olarak sorduğunuz soruyu ben buradan sormuş olayım. Dün es geçtik, bugüne geçmeyelim. Ya emekliye iş vermiyorlar ki. Emekli insanlara iş vermiyorlar. Gidiyorlar özel sektörlerde başvuru yapıyorlar. Diyorlar ki yaşın kaç? Yaşın şu. Vermiyorlar iş yani. Nasıl olacak peki? Hani bakan bu tavsiyeyi veriyor. Buna inanıyor. Belli ki altındaki mesajda işte maaşlara zam yapılamaması neticesi var da iş vermeyenlere ne yapacak mesela? İş vermeyenlerle ilgili bir çalışma olacak mı? O zaman ben hadi bir teklifte bulunayım. Emekli olanlarla alakalı teşvik edici, çünkü maalesef bunu, bu değil esas çözüm, biliyorum. Abodur, intibaktır, maaşların arttırılmasıdır. Ama hem bunu söyleyeyim hem de çözüm üretmeme noktasını eleştireceğim. O zaman deyin ki bu şirketlere şu kadar kontenjanla bu yaş aralığında sen vatandaş alacaksın. Emeklilerin yaş aralarını seçerek bu kadar samimi ise, eliniz ayağını tutuyor çalışın diyorsa o zaman böyle bir kontenjan getirsinler. Bugün burada ben kaç defa sordum yayınlarda izleyicilere, muhtemelen de değişmemiştir. İş arıyorum, yaşımdan dolayı iş bulamıyorum, iş vermiyorlar diye bir ton izleyicimiz yazıyorlar, yorum atıyorlar. Yani eliniz ayağını tutuyor, gidin çalışın. İnsanlar kızarak, öfkelenerek bu açıklamaya bakıp sizin söylemenize de gerek yok zaten. Geçinemedikleri için muhtemelen gidip iş arıyorlar. İş vermiyorlar. Buna ne olacak? Bununla ilgili ne olacak? O zaman bununla ilgili çalışma yapın. Ya çalışmayı bırakın. EYT'den sonra bu desteği kaldırdılar. İşverene verilen desteği kaldırdılar. Orada EYT'lilerin işten çıkarılması ile ilgili işverenin eline koz geçti. Yani koz derken şöyle, yani adam şunu düşündü: kardeşim bize destek veriyorlardı işte EYT'lileri işten çıkarmayalım diye, şimdi o desteği de kaldırdılar diye sonra da çıkıp böyle açıklama yapılıyor. Şimdi gelelim.